İnşaat hafriyatla başlar. Ankara, Kazan ve çevre ilçelerinde müteahhitler başta olmak üzere pek çok sektör temsilcisine çözüm ortaklığı yapan Emin Hafriyat, özellikle altyapı ve kanalizasyon hizmetleriyle de fark yaratıyor. Ankara Kazan'da her türlü yıkım, hafriyat ve çevre düzenleme işinde uzmanlaşarak adını kaliteyle duyuran Emin Hafriyat, 2008 yılında sektörde yerini alıyor. 1995 yılından 2008 yılına kadar iş makinesi operatörü olarak çalıştım. 2008'in 3. ayın 15'inde de Cenab-ı Allah bize işte ortak bir makine almayı nasip etti. İş makinesi, Ekoloder. İşte o günden bugüne de bu firmayı ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet verdikleri her alanda profesyonelliği önemsiyor kurucu Turgut Yüksek. Harfiyat işleri, nakliye işleri, makina, kamyon kiralama işleri, altyapı, kanalizasyon, peyzaj, çevre düzenlemesi yani genel anlamda bunları yapar. İşte bunları da hani uzman, profesyonel olarak yapar. Firma farklı işlere uygun nitelikte araç altyapısına sahip. İşte yıkımda, harfiyatta kullandığımız eskavatör dediğimiz 32 tonluk işte 2006 model bir makinamız var. Onunla işte yıkım, altyapıya da giriyoruz ama o her yerde çalışmıyor. Dağda böyle ocaklarda, palya kesmede, işte malzeme hazırlamada. Ondan sonra iki tane bekoloderimiz var. Onlarda da işte çevre düzenlemesi, altyapı, işte böyle parakende işlerde, öyle diyeyim, o yönlerde çalıştırıyoruz. Tırımız var, işte kum, makine nakli için kullanıyoruz. Kamyonumuz var, harfiyatlarda işte çalıştırıyoruz. Çıraklıktan yetişerek bugünlere gelen Turgut Yüksek'in ekibinin de kendi kadar özenli çalışması gurur vesilesi oluyor. Tercih edilmemizdeki en büyük etken bu işte iyi olmamız. Yani çünkü biraz önce de söyledim yani çıraklıktan gelme. Yani biz çıraklıktan yetişmeyiz. İşimizi de iyi yapıyoruz. Yani yaptığımızı zannediyoruz ya da. Hani ama Allah'a bin şükür bugüne kadar daha bizimle çalışıp da hani sen bu işimizi yapamadın diyen olmadı. Hep bütün aldığımız işleri başarıyla teslim ettik elhamdülillah. Layıkıyla yapılan her yeni iş bir diğerinin garantisi oluyor. Dirsek temasında bulunulan sektörlerin başında da inşaat geliyor. %80 referans usulü geliyor. İşte %20 daha yeni tanıştık internet ortamıyla. İşte web sitemiz falan var. Oralardan da geliyor. Ankara il sınırları içerisinde ilçelerine şartlar yerine geldikten sonra gidiyoruz yani. Kazan'da ama en ağırlıklı Kazan ve Saray bölgesindeyiz. En büyük etken inşaat. İnşaat sektörüne çok ağırlıklı yani. Sanayi, işte bizim burada yapılan işte yapsatçılar, işte onlar. Onun haricinde de taş ocakları, kum ocakları. Her araç operatörüyle birlikte kiraya veriliyor ve bu kiralamalarda saatlik, günlük, aylık alternatifler sunuluyor. Yakıt onlara ait işte diğer bakım, onarım ve çalışan yani operatör bize ait olmak üzere aylık usulü kiraya veriyoruz. Günlük olduğu zaman YM diyoruz biz ona. YM usulü de veriyoruz yani. İş kazası riski yüksek bir iş kolunda faaliyet gösteriyor olmak, işin tecrübeli kişilerce özenle yapılmasını gerekli kılıyor. Turgut Yüksek işverenlere sesleniyor. Özellikle altyapı gibi işlerde firma tecrübesi baz alınmalı diyor. Öncelikli olarak yani o firmanın geçmişine bakacak. Yani geçmişinde neler yapmış, ne gibi işler bitirmiş, yani bunlara bakacak. Çalışanlar yani operatör tecrübesine birece bir bakmak zorunda. Yani. Çünkü bizim altyapı izinde, özellikle kanalizasyon içinde çok kazalar oluyor, ölümler oluyor. Yani kanalizasyonu çok basit alıyorlar. Kanalizasyon basit bir şey değil yani. 3.80 derinliğe, 4 metre, 4.5 metre derinlikte insan çalışıyor yani sonuçta. Biz önlemimizi almadan çalışmaya başlamıyoruz. Yani. Önce güvenlik.
Makine altyapısını güçlendireceklerini söyleyen Turgut Yüksek, ekip ekipmandan önce gelir diyor. İstihdam da yaratan firmanın kurucusu sözlerinin sonunda iş makinesi operatörlüğünün çok geçerli bir meslek olduğunu dile getiriyor. Alıyoruz yanımıza, yaz tatillerinde misal okullar tatil olunca alıyoruz, çalıştırıyoruz, öğretiyoruz. Okulunu bitirdiği zaman ne oluyor? Bizim elimize yetişmiş bir eleman olarak geri dönüş oluyor bize yani. Sonuçta biz de öyle yetiştik. 22 ayar bilezik az gelir anlatmaya yani. Çok değerli meslek. Yani kısa sürede çok yüksek maaşlar alabileceği bir sektör diyebilirim yani. Operatörün çok iyi olacak bu sektörde. Operatör iyi olmazsa yani makinen olmuş hiç anlamı yok benim gözümde. Önce çalıştırdığın eleman iyi olacak. Daha sonra ekipmanını yenileyeceksin.